Sayın Doçent Doktor Emre Keskin ve değerli katılımcılarımız, öncelikle Bayan Pokors etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bugün bizlere biyoçeşitliliğin karanlık yüzü eDNA metabarkodlama konulu bir seminer gerçekleştirecektir. Program akışımız Doçent Doktor Emre Keskin'in özgeçmişi, ardından hocamızın sunumu ve soru cevap bölümünden oluşmaktadır. Doçent Doktor Emre Keskin lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını yine Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde temel biyoteknoloji alanında tamamlamıştır. Doçent Doktor Keskin şu an Ankara Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Dilerseniz sunumunuza geçebilirsiniz. Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Herkese merhaba. Hocam. Ben Emre. Mehmet'in de söylediği gibi Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı'nda çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün sizlerle eDNA metabarkodlama üzerine konuşacağız. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Biyoçeşitliliğin karanlık yüzü deyince bazen bunun olumsuz bir tanımlama olduğu düşünülüyor ama aslında burada kastedilen belki de girişten de anlayacağınız gibi biyoçeşitliliğin karanlıkta kalan kısmını aydınlatmada ya da renklendirmede, gruplara ayırmada kullandığımız bir yöntem eDNA metabarkodlama. Ve sunum içerisinde de sizlere göstereceğim gibi son yıllarda bu alandaki altın standart olarak moleküler alanda kullanılan yöntem. Kısaca evrimsel genetik laboratuvarının çalışmalı alanlarından biz kimiz, neler yapıyoruz, ne çeşit çalışmalarla bulunuyoruz. Bundan bahsederek başlamak istiyorum. Evrimsel genetik laboratuvar 2014 yılında Ankara Üniversitesi altında Avrupa Birliği projeleri kapsamında altyapısını geliştirerek bugün günümüzde Türkiye'deki sayılı uluslararası akreditasyona sahip tek eDNA metabarkodlama akreditasyonuna sahip, Avrupa eDNA Network akreditasyonuna sahip bir laboratuvar. Biz çalışmalarımızı genellikle evrimsel genetik, moleküler filogenetik bu alanlarda sürdürüyoruz ama baktığımızda genelde çalışmalarımız biyoçeşitlilik, biyoizleme ve bunları tespit etmekte metagenomik ve biyoinformatik yöntemleri kullanma üzerine yoğunlaşmakta. Ben biyoteknoloji mezunuyum. Yüksek lisans doktoramı, postdoc çalışmalarımı genellikle biyoteknoloji üzerine yaptım. Biyoteknoloji dendiği zaman insanlar biyoçeşitlilikle biyoteknolojiyi çok birbiriyle bağdaştıramıyor. Biyoteknoloji denince daha böyle bir ürüne yönelik ya da medikal çözümlere yönelik, ürünlere yönelik bir algı yaratıyor ama biyoteknolojiye ilişkin dünyadaki en büyük kuruluş olan National Center for Biotechnology Institution'a baktığınızda orada amaçlarını, yani biyoteknolojiye ait dünyadaki en büyük kurum amaçlarını belirlerken burada genom, gen, transkript dizilerinin verisinin sağlaması ve bu verilerin biyomedikal araştırma ve keşiflerde bunun temeli oluşturduğu, asıl çatıyı oluşturduğu şeklinde bir tanımlama mevcut. İşte biz bir noktada genom, gen ve transkript dizilerini oluşturan çalışma gruplarından sadece bir tanesiyiz aslında. Biyoçeşitlilik dediğimiz zaman dünyada bu alanda en önemli, belki de aksiyon diyelim, en önemli organizasyon diyelim. Çünkü sadece bir proje değil bu. International Barcode of Life, Uluslararası Yaşam Barkodu inisiyatifi. Burada dünyanın dört bir yanından bilim insanları, araştırıcılar, sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor ve dünyadaki biyoçeşitliliği ortaya koymaya, böylece de yasa koyuculara, yöneticilere bu biyoçeşitliliği nasıl koruyacakları, nasıl sürdürülebilir hale getireceklerine yönelik bilimsel tavsiyelerde bulunuyor. İlk başta bu 2010 yılında başlıyor. Orada 2010-2015 yılları arasında yaklaşık 500 bin tane türün moleküler barkodlarının çıkarılması hedeflenmişti ve başarıyla tamamlandı. Ardından 2019-2025 yılları arasında şu an içinde bulunduğumuz dönemde Bioscan başlığı altında 2,5 milyon türün tanımlanması, ardından da bunların
sadece tanımlanmayla da kalmayıp birbirleri arasındaki moleküler verilerden ilişkilerin, çevresel ilişkilerinin, ekolojik ilişkilerinin ortaya koyulması hedefleniyor. 2026-45 zamanında da bu dönemde de tüm çok hücreli canlıların barkodlarının tamamlanması yine hedefler arasında. Dünyada bu duruma baktığımızda biz Bioscan projesiyle beraber yani 2019 yılından itibaren ulusal ülkenin temsilcisi, Türkiye temsilcisi olarak benim başında bulunduğum bir grupla beraber 30'dan fazla ülke şu an sarıyla gördüğünüz ülkeler dünyadaki biyoçeşitliliği çeşitli moleküler yöntemler kullanarak başta standart barkod bölgeleri olmak üzere tanımlamak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 2020-2045'te biraz önce bahsettiğim hedeflere baktığınızda bu herhangi bir ülkeyle, herhangi bir bölgeyle ya da herhangi bir canlı grubuyla kısıtlı değil. Dünyadaki tüm canlıların, ayrıca bu canlıların ekranda da gördüğünüz gibi birbirleriyle olan interaksiyonların, birazdan bahsedeceğim çevresel DNA ve metabarkodlama yöntemleri sayesinde sadece o canlıya ilişkin değil, o canlıyı örneklediğimiz yerdeki çevresel örneklerle o canlının bulunduğu yerde diğer hangi canlıların ne yoğunlukta nasıl bir ilişkide onlarla birlikte bulunduğunu tespit etmeye yönelik bir vizyona sahip. Peki bu türlerin keşfi neden bir anda böyle hızlandı? Yeni türler mi ortaya çıktı? Evrim mi hızlandı? Hayır, aslında çok daha basit. Maliyetlerin azalmasıyla alakalı bir şey. Bir örnek vermek için buradan günümüzdeki yeni nesil dizileme, NGS olarak kısaltılan yeni nesil dizilemelerin maliyetine ilişkin ekrandaki gibi bir akış şeması oluşturduğumuzda mesela 384'lük bir plate üzerinde 24 tane plate'i bir numaralı ilk PCR'ını yani barkod hedef barkodlanacak bölgenin PCR'ını ardından da bunları aynı tüp içerisinde karıştırdığımızda daha sonra bioinformatik olarak ayırmamızı sağlayacak etiket ya da tag diye geçen taglerinin yapılacağı ikinci tür PCR'ını yapıp tek bir tüpte karıştırıyoruz. Buna biz amplikon havuzu diyoruz. Ve toplamda 9216 kuyudan amplikonların yeni nesil dizileme platformlarında dizilenmesini sağlıyoruz. Maliyete baktığımızda aslında en düşük maliyetin artık dizileme olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ki sol alt köşede gördüğünüz gibi 9216 kuyuluk plate'in maliyeti kuyu başına 0.25 dolar civarında bir maliyete sahip. Toplamda 2304 dolar gibi bir maliyeti oluyor. Bunları pipetlemeniz için kullandığınız pipet uçları toplam 18432 tane pipet ucu oluyor. 0.16 dolardan 16 sentten diyelim. 2949 dolar böyle bir çalışmada pipet ucu masrafınız oluyor. Yine benzer şekilde ikinci tür PCR içinde 2949 dolarlık bir masrafınız oluyor ve tüm bunların dizilenmesi için yalnızca bir akış hücresi, flow cell adı verilen, hücre adı verilen NGS'de farklı platformların farklı dizileme hücreleri oluyor. Bunlardan en çok kullanılanlardan bir tanesinin maliyeti de yaklaşık 2000 dolar civarında. Toplamına baktığınızda siz 9216 tane örneği yaklaşık olarak burada gördüğünüz gibi 10 bin dolardan daha düşük bir maliyetle dizileyebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 bin kuyudan 10 bin dolara yani örnek başına 1 dolar gibi bir maliyetiniz oluyor. İşte bu aslında bu türlerin keşfindeki artışın moleküler yöntemlere yönelmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Benim ilk yüksek lisans doktora zamanımda her zaman makale yazarken bile işte moleküler yöntemler çok başarılı olmakla beraber yüksek maliyetler gibi tartışma kısmında çıkarımlar yapılırdı. Artık günümüzde moleküler yöntemler konvansiyonel yöntemlerden çok daha ucuz, çok daha düşük maliyetli olabiliyor. Buradaki tabloda da gördüğünüz gibi Sanger dizilemeye baktığınızda tür başına maliyet yaklaşık 6-7 dolar civarında oluyor ve bunun büyük bir kısmını dizileme maliyeti oluşturuyor. Çünkü tür başına
Yani her bir reaksiyon başına bir tür Sanger dizilemede gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni nesil dizilemeye baktığınızda bu 1.20 dolar civarında bir maliyete düşüyor. Bu da bunun da büyük kısmını bu sefer PCR reaksiyonları oluşturuyor. Otomatize NGS dediğimiz, yani bu pipetaj masrafını düşüren örnekleri birbiriyle otomatik sistemlerle karıştıran sistemlerde ise bu maliyetler 0.70 dolara kadar düşebiliyor ve gördüğünüz gibi oradaki maliyetlerin çok daha yani ne PCR ne de dizilemede öne çıkmadığını, çok düşük seviyelerde kaldığını görebiliyoruz. Tabii bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de ekranda gördüğünüz gibi günümüzde artık DNA dizilemede ham mega baz data, yani milyon baz dataya elde etmenin maliyetlerinin günümüzde 0.01 doların da altına inmesi. İlk insan genom projesi başladığı zaman gördüğünüz gibi 2001'li yıllarda veya buradaki grafikten yola çıkarsak, sol üstteki grafikten milyon, yani ham data, megabaz ham datanın maliyeti 2000'li yılların başında 10 milyon dolar civarındayken, 2007'nin ortasında, 2008'e gelmeden piro sekanslama ya da yeni nesil dizilemenin keşfedilmesiyle beraber bir anda Moore yasasının bile beklentisinden çok daha hızlı bir şekilde düşmüş ve günümüzde iyice azalmıştır. Yine sağ tarafta da gördüğünüz genom başına maliyete baktığınızda da yine 2007'de görüyorsunuz yeni nesil dizilemeden sonra tüm bir genomun dizilenmesi yaklaşık 1000 dolar civarına kadar fiyatlar, maliyetler düşmüş durumda. Bu noktada ben size en çok kullanılan yöntem olan eDNA metabarkodlamadan bahsetmek istiyorum. Hatta bunun medyatik bir hikayesiyle bahsetmek istiyorum. Çünkü eDNA metabarkodlama gerçekten günümüzde çok popüler ve bilim insanları açısından en önemli sıkıntı, bildiğiniz gibi, bilimsel çalışmaların çok fazla kendini duyuramaması. Yani ben evet belki her hafta veya sizler de makalelerden, bilimsel yayınlardan takip ediyoruz ama bilim alanı dışında çalışan kişiler genellikle gazetelerden, televizyonlardan, haberlerden takip ediyorlar ve eminim benim ailemde kimse eDNA metabarkodlamayı duymamıştır. Sizin ailelerinizde de durumun çok benzer olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda önemli bir şey aslında. Sol tarafta üstte gördüğünüz Science News sitesinde 2018 yılında bir haber yapılıyor. Yine gerçi bilimsel bir site ama sonrasında tüm haberlerde de yer buluyor. Yer bulmasının sebebi de tabii ki popüler bir noktadan projenin lanse edilmesi. Benim de içinde bulunduğum İngiltere'deki bir araştırma grubu ve Avustralya'daki bir araştırma grubu ortak bir şekilde İskoçya'nın ünlü Loch Ness canavarını acaba eDNA yöntemiyle bulabilir miyiz diye bir medya haberi yapılıyor bu konuda. Ve aslında oradaki Loch Ness'te normal bir standart, bizim şöyle örnek vereyim, bizim Beypazarı Gölü'nde, pardon, Beyşehir Gölü'nde bir eDNA çalışması yapmamız gibi aslında. Sadece tek farkı, hatta şöyle bir örnek vermek daha güzel olur, Van Gölü'nde araştırma yapıyor olmamız gibi. Biz eDNA barkodlama çalışmasını Van Gölü'nde yapıyoruz ve sanki de amacımız Van Gölü canavarı var mı yok mu bunu ortaya koymak gibi davranıyoruz ki medyanın ilgisini çekelim. İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları da bunu yapıyor. Loch Ness Gölü'nde çalışıyorlar ve orada acaba Loch Ness canavarına ilişkin bir veri bulabilecek miyiz diyorlar. Tabii çalışmanın sonrasında elde edilen diziler, orada bulunan DNA dizilerinin, tespit edilen DNA dizilerinin daha önce ortaya atılan bilimsel olmayan teorilerde olduğu gibi bir dinozor türü, plesiyosaur türü olmadığını, bir köpek balığı, dev bir köpek balığı türü olmadığını veya dev bir yayın balığı türü olmadığını ortaya koyuyor. Aksine çok büyük ihtimalle Loch Ness Monster diye, Loch Ness canavarı diye görüntüleri ortaya çıkan, çeşitli video ve resimleri olan
canlının büyük ihtimalle çok büyük bir yılan balığı olduğu. Çünkü burada buna en yakın görüntüye sahip canlının bir yılan balığı olduğu ortaya koyuluyor. Peki bu eDNA yani Environmental DNA dediğimiz şey nedir? Aslında farklı bir molekül tipi değil. Çevresel DNA'nın baş harfi olan environmental'daki E'nin DNA'nın başına koyulmasıyla yani bir kısaltma aslında ve organizma tarafından çevreye bırakılan nükleer veya mitokondriyal kaynaklı DNA diye geçiyor literatürde. eDNA kaynaklarına baktığımız zaman bir canlı tarafından ortama bırakılabilen her türlü biyolojik materyali eDNA kaynağı olarak düşünebilirsiniz. İşte bu fekal kalıntıdan mukuslara, gamete, deri parçalarına, karkas kalıntısına herhangi bir biyolojik materyalin tamamı bunun için geçerli. Siz bunu havadan, sudan, topraktan nereden izole ederseniz orada o canlıya ilişkin ve çevresindeki diğer canlılara ilişkin bir moleküler veriye sahip oluyorsunuz. Terminolojiyi düzgün bir şekilde ortaya koyabilmek açısından şöyle örnek verebiliriz. Tek örnek yani bir canlının farklı belirteçler kullanılarak tanımlanmasına biz moleküler tanımlama diyoruz. Eğer bunu standart barkodlarla gerçekleştirirsek buna DNA barkodlama deniliyor. Bu çalışmayı biz çoklu örnekten yani birden fazla örneğin karıştırıldığı örneklerden ve standart barkodlarla yaparsak DNA meta barkodlama ismini alıyor. Biz bu çoklu örnekleri canlıların kendisinden değil de çevresine bıraktıkları örneklerden alırsak yani toprak örneklerinden, su örneklerinden, hava örneklerinden, filtrasyon ya da santrifüj temelli çeşitli yöntemlerle alırsak buna eDNA meta barkodlama deniyor. Örneğin kompleksliği arttıkça DNA'nın kompleksliği de artıyor tabii ki ve tanımlama seviyesi de ona göre artıyor, azalıyor ve daha karmaşık hale gelebiliyor. eDNA metabarkodlama çalışmaları özellikle tüm biyoçeşitliliğin ortaya koyulması gereken durumlarda, örneğin işte yağmur ormanlarında, çeşitli tropik denizlerde, mercan resifleri gibi biyoçeşitliliğin çok yüksek olduğu yerlerde tüm biyoçeşitliliğin çıkartılmasında sıklıkla kullanılıyor. Ayrıca Avrupa'da da şu an bizim de üyesi olduğumuz birçok projede mevcut biyoçeşitlilik verilerinin revize edilmesinde kullanılıyor. Çünkü daha önceki verilerin büyük bir çoğunluğu konvansiyonel yöntemlerle elde edilen datalara ait. Özellikle tür listelerinin yani checklist denilen tür listelerinin oluşmasında, ortama giriş yapan istilacı türlerin belirlenmesinde çeşitli örnekler vereceğim bunlara. Endemik türlerin ortamda hala olup olmadığı, artıp azaldığı, evet eDNA metabarkodlamayla miktarını da tespit edebiliyoruz. Tehlike altındaki türlerin yani siz mesela ülkemizde fotokapanla birçok tehlike altındaki tür, memeliler, büyük yırtıcılar tespit edilmekte. Ama bunları yakalamak, bunlardan örnek almak hem o canlı için tehlikeli hem de bilimsel etiğe uygun değil. O yüzden bu canlılarla ilgili koruma çalışmaları yürütebilmek için, moleküler çalışmalar yapabilmek için bu canlıların fotokapanla tespit edildiği noktalarda ortama bıraktıkları dışkıları veya diğer deri parçaları, tüyleri veya diğer tüm biyolojik materyallerinden tespit etmek mümkün. Yine tespit edilmesi zor türler var mesela. Sadece larva aşamasındayken ulaşabildiğiniz ve larvalarının yaklaşık 1000 tür için birbiriyle morfolojik olarak tamamen aynı olduğu canlı grupları var. Böcekler var. Çok az farka sahip olan. Ya da şöyle düşünün işte satışa sunulmuş çeşitli canlılar var ve bunların vücut bütünlüğü korunmamış tabii ki. Çeşitli hallerde satılabiliyor. Bunları yine tanımlayıcı özellikleri eksik olduğu durumlarda eDNA metabarkodlama yöntemi kullanılabiliyor. eDNA metabarkodlama yönteminin avantajlarına baktığımızda örnekleme yapmaya gerek yok. Yani örneklemeden kastım canlının kendisini örneklemenize gerek yok. Bu yüzden invazif olmayan yani canlıya hiçbir zarar vermeyen, çevreye hiçbir zarar vermeyen bir yöntem. Morfolojik tanımlamaya gerek yok.
Gerek yok derken tabii ki morfolojik tanımlama bu işin temeli ve destek alınmalı. Ancak her canlı grubuna ilişkin her alanda, her ülkede uzman bulmak çok zor. O yüzden birçok çalışma uzman eksikliğinden veya işbirliği eksikliğinden dolayı yavaş yürümekte. Bir de böyle büyük biyoçeşitlilik çalışmaları yaptığınız zaman, mesela yağmur ormanlarında çalışma yapıyorsunuz ve yüz binlerce türden bahsediyoruz. Bunların hepsinin uzmanlarının aynı anda çalışması çok olası değil. O yüzden metabarkodlama bize burada çok büyük fayda sağlıyor. Yine bürokratik engeller ya da nasıl söyleyeyim izinler. Eskiden yok diyordum ama artık daha az. Yani eskiden siz sonuçta bir canlının kendisiyle çalışacaksanız mutlaka bir etik kurulu izni almanız lazım. Çeşitli izinler almanız lazım. Eskiden çevresel örnek almak için herhangi bir kısıtlama yoktu ama artık günümüzde bu iyi bir şey denetiminin olması bu arada. Su örneği alırken, toprak örneği alırken ya da hava örneği alırken bile çeşitli izinlere başvurmuş olmanız ve bunların onaylanmış olması gerekiyor ilgili bakanlıklardan ya da kurumlardan. Burada tabii ki her zamanki gibi en önemli eksik denetimin yeteri kadar olmaması. Bu nedenle hala biyokaçakçılığın bizim gibi biyoçeşitliliğin önemli noktalarında sıkıntı haline geliyor. Bu işin tabii bir de bilgisayar başındaki analiz kısmı var. Bu da çeşitli aşamalardan geçiyor. Yani siz yeni nesil dizileme ile milyonlarca bas çiftinden oluşan ATGC harflerinden oluşan ve onların kalite değerlerini ifade eden diğer karakterlerden oluşan birçok ham data elde ediyorsunuz. Bunların kalite ayarlarının yapılması, işte o ilk başta tüm örnekleri tek örneğe koymak için yaptığımız etiketlerin, taglerin bioinformatik olarak birbirinden ayrılarak her örneğin birbirinden ayrılması, ileri ve geri forward ve reverse okumaların birbirleriyle birleştirilmesi, işte primerlerin dizilerden çıkartılması, tekrar eden dizilerin tek bir dizi olarak tekrar sayısına göre sınıflandırılması, bunların gruplandırılması, PCR ve dizileme hatalarının veri setinden çıkarılması, ardından bunların en uygun veri tabanında taranması ve OTU denilen operasyonel taksonomik ünitelerin veya operational taksonomik unit İngilizcesi, bunların türlerle ilişkilendirilmesini içeren bir dizi prosesten, akıştan geçmesi gerekiyor. DNA metabarkodlamayı özetlememiz gerekirse aslında amaç olarak baktığımızda bir türün varlığının ya da yokluğunun tespit edilmesi, belli türün veya türlerin sürekli olarak biyo izleme dediğimiz izlemelerinin gerçekleştirilmesi, yöntemin efektifliğinin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması, biyokitle bolluk araştırmalarında göreceli biyokitle göreceli bolluk analizlerinin yapılması, yine besin analizlerinin av-avcı ilişkilerinin ortaya koyulması veya mesela balast suları gibi büyük gemilerle uluslararası tonlarca taşınan sularla gelen istilacı türlerin veya diğer türlerin tespit edilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Organizma hedeflerine baktığımızda tek bir organizma yok, birçok organizma var. İstilacı türler, endemik türler, bahsettiğim gibi tehlike altında türler, aynı tür olduğu zannedilen fakat farklı türlere sahip kriptik türler veya uzun yıllar buzullar altında kalmış, sediment içerisinde kalmış antik türler, ortamın faunasının, florasının ortaya koyulması gibi çalışmalarda kullanılıyor. Tabii bunlarda birazdan bahsedeceğim, örneklerini vereceğim gibi çok farklı moleküler belirteçler, çok farklı örnekleme tipleri, çok farklı PCR yöntemleri ve dizileme yöntemleri. Dizileme yöntemlerinin yanı sıra da burada LTS olarak gördüğünüz Light Transmission Spectroscopy ya da microarray dediğimiz yöntemlerle de yine çeşitli analizler gerçekleştirilmekte. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Bir çalışmayı, bir eDNA metabarkodlama çalışmasını başlamadan önce
göze almanız gereken, pardon, dikkate almanız gereken birkaç tane önemli nokta var. Bu bizim en son çalışmamızdan önce laboratuvarın tahtasına arkadaşlarıma dedim ki hadi çalışmamıza başlayacağız ama şöyle bir hani neleri gözden geçirmemiz gerekiyor, neleri bir önceden hesaplamalıyız, onu bir isterseniz bakalım dedik ve ortaya herhalde 100'ün üzerinde parametre çıktı. Gerçekten de hani temel noktalara baktığımız zaman önce bir ön çalışmayı in silico yani bilgisayar ortamında simülasyonlarla oluşturuyoruz. Daha sonra tasarımları ve ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra arazi aşaması, laboratuvar aşaması ve en son bioinformatik aşamasına tekrar geri dönüyoruz. Tabii en baş aşamada yine literatür taramaları, primer tasarımları vesaire gibi birçok şey var. Kısacası hani bu tür çalışmalarda gerçekten ardında çok büyük emekler ve hesaplanması gereken çok önemli şeyler oluyor. Bu optimizasyonları yapmadan gerçekleştirilmiş bir çalışma genelde hatalı pozitif ya da hatalı negatif dediğimiz sonuçların gerçek sonuçlardan çok daha yoğun bir şekilde temsil edildiği sonuçlarla kolaylıkla karıştırılabilmekte. Şimdi sizlere birazcık daha bizim kendi çalışmalarımızdan, içinde bulunduğumuz ortak çalışmalardan veya dünyada yürütülen gerçek çalışmalardan bazı örnekler vererek devam etmek istiyorum. Mesela DNA barkodlama çalışmalarının Türkiye'deki ilk örneği bizim laboratuvarın kuruluş çalışmalarından biri bir COST aksiyonu projesiydi, istilacı türlere ilişkin. Ankara Üniversitesi'nin Sakarya Nehri'nin başlangıcında çiftelerde yani Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde bir tesisi var. Alabalık yetiştiriciliği yapılan bir araştırma istasyonu var. Burada lojistik olarak avantajlarımızdan dolayı ilk projemizi Sakarya Nehri üzerinde tasarlamıştık. Ve buradaki amacımız ekranın sağında gördüğünüz dört güzel arkadaşı, Carassius gibelio dediğimiz işte İsrail sazanı olarak geçiyor. Sazan türünü, işte Clarias gariepinus Afrika yayın balığı ya da kedi balığı olarak geçiyor. Oreochromis niloticus tilapya balığı. Ve Pseudoraspora parva çakıl balığı olarak geçen 4 tane istilacı tür var. Bunlar işte Uzak Doğu, Afrika, Orta Doğu, Afrika ve yine Uzak Doğu hatta Kuzey Amerika kökenli 4 tane balık. Bu arkadaşlar biyoçeşitliğimize katkıda bulunuyor gibi durabilir ya da balıkçılar için yetiştiricilikte veya avcılıkta önemli hedef türler olabilir. Ancak bulundukları ortamda oranın doğal türlerine karşı önemli sıkıntıları oluyor. Örnek vermek gerekirse mesela en alttaki çakıl balığı taşıdığı bir patojenle ortamdaki alabalık ve sazan türlerine karşı öldürücü bir etkiye sahip olabiliyor. Kendinin doğrudan bir zararı olmamasıyla birlikte böyle bir etkisi olabiliyor veya üstten ikinci sıradaki yayın balığı ya da kedi balığı dediğimiz balık iştahıyla meşhurdur ve ortamdaki her şeyi tüketebiliyor. Diğer canlıların da tamamı dahil olmak üzere. Biz ne yaptık? Sakarya Nehri boyunca burada da gördüğünüz gibi her istasyondan yaklaşık 1,5 litrelik su örnekleri aldık. Bunları sitokrom oksidaz 1 ve sitokrom B primerleri ve türe spesifik sitokrom oksidaz 1 primerleriyle evrensel ve türe spesifik primerlerle Sanger dizilemelerini ve PCR'larını yaptık. Yaptığımız çalışma sonrasında 11 tane daha önce hiç bildirilmemiş DNA pozitif çıkan istasyon tespit ettik. Yani Sakarya Nehri'nde daha önce bu canlıların hiç tespit edilmediği 11 noktada bulunduklarını ve bunun istatistiksel olarak analizlerini yapıp anlamlı olduğunu ortaya koyduk. Yaptığımız çalışma sonrasında moleküler yöntemlerin %38 daha yüksek ihtimalle bunları tespit etmede başarılı olduğu ortaya çıkardık. Ve Sakarya Nehri'nde çakıl balığı Pseudoraspora parva ilk kez bu çalışma sonrasında tespit edildi. Yani yayın anlamında ilk kez bu çalışma sonrasında bu bilgi paylaşıldı. Bir başka örnek Acıgöl. Burada da dünyanın en meşhur dünya çapında istilacı türü olan
Gambus siofinis, sinek, sivrisinek balığı ve Afanius transgrediens, ülkemize hatta sadece ülkemizdeki Acıgöl'e endemik bir dişli sazancık diye geçiyor sanırım Türkçesi. Afanius türleri var. Burada yoğun bir biçimde dünyadaki en büyük sodalı göllerden biri olduğu için sanayi bir üretim var ve bu Afanius'ların bu nedenle çok hızlı bir şekilde yok olduğu düşünülmekte. Ancak bir grup bilim insanı da bunun ortama zamanında ta 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de yapılan ve Acıgöl'e tam tarihini bilmiyorum ne zaman getirildi. Bu sivrisinek balıklarının aşılanması sonucu da gerçekleştirildiğini ve bunların Afanius'ların larvalarını yedikleri düşünülmekte. Biz bunu test etmek için bir çalışma yaptık. Öncelikle gölün ve göle dökülen ufak derelerin, çayların kollarında e-DNA ile bu iki balığın da varlığını aradık. Daha önce hiçbir tespit edilmeyen yerlerde bunların hala dağılım gösterdiğini bulduk. Ardından bu sivrisinek balıklarının midelerini alıp mide içeriği analizlerini yaptık. Ve mide içeriklerinde Afanius DNA'sına rastladık. Çok yoğun bir biçimde ve hipotezlerden bir tanesi olan bunların Afanius'ların larvalarını ve yumurtalarını yediğini bu çalışmayla ortaya koymuş olduk. Ayrıca tespit ettiğimiz diğer kollar... göle dökülen çaylarda da tekrar bir Afanius'lar için koruma bölgeleri oluşturuldu. İlgili kurumlarla yaptığımız ikili işbirlikleri sonucunda. Baktığımızda bir başka çalışma İznik Gölü'nde. Gambusio holbrochi, o da biraz önce bahsettiğim sivrisinek balığı. O da ilk defa burada tespit edildi. Genel olarak detaylarına girmeyeceğim ama şöyle bir sonuç verebilirim size. Daha önceden İznik Gölü'nde 19 tane tür olduğu bugüne kadar tespit edilmişti. Bir çalışmada da en son 21'e kadar olduğu ama 19'a düştüğü şu an. İki tane türün ortadan kalktığı söylenmişti. Biz 24 tane tür olduğunu tespit ettik. Daha sonra balıkçılarla ortaklaşa yaptığımız çalışmalarda bunları konvansiyonel yöntemlerle de doğruladık. Mesela Abramis brama türü uzun süredir İznik Gölü'nde artık yok deniyordu ama bu çalışmayla hala orada olduğunu gördük. E-DNA ile ilgili size vermediğim, atladığım bir bilgi. E-DNA ortamda yaklaşık olarak birkaç saatle 21 gün, işte hadi bir ay diyelim, birkaç saatle bir ay arasında kalabiliyor. Ortamın sıcaklığına, asitliğine, pH'ine birçok şeye göre değişiyor bu UV etkileşimine göre. Ve sizin orada tespit ettiğiniz bir DNA'nın çok eski bir zamandan kalmış olma ihtimali yok. Tabii bunu sedimentten ya da daha buzul gibi örneklerden elde edilen antik DNA ile karıştırmamak kaydıyla. Sonuç olarak Gambusio holbrochi İznik Gölü'nde ilk defa bu çalışmayla ortaya koyuldu ve Abramis brama ile beraber 3 tane daha bu gölde daha önce tespit edilmeyen ya da yok olduğu düşünülen türün aslında hala orada olduğunu ortaya koyduk. Ulaabat Gölü'nde benzer bir çalışma, daha önceki yapılan 3 çalışma var burada, 12, 21 ve 21 tane tür olduğunu bildiren. Biz bunu 27 ile güncelledik. Yani şöyle düşünün, 21 tür olduğu düşünülen bir gölde 6 tane daha yeni tür, biyoçeşitliliğe sadece 1,5 litrelik su örneklerinden filtrelenen ve sonrasında moleküler ve biyoinformatik iş akışına tabi tutulan çalışmalar sonrasında 6 tane yeni tür ülkemize kazandırıldı. Kazandırıldı derken bilimsel olarak burada varlıkları ortaya koyuldu. Ayrıca Kuzey Amerika kökenli Lepomyscipossus güneş balığı da burada ilk defa istilacı tür olarak bulunduğu ortaya koyuldu. Bu istilacı türler tabii Kuzey Amerika'dan buraya nasıl geliyorlar derseniz, işte bilimsel çalışmalarla ya da akvaryum sektörüyle geliyorlar. Daha sonra tırnak içinde hayvansever insanlar bakmaktan sıkılınca kıyamıyorlar da. Bir de tabii bunları direkt
gidere bırakan insanlarımız da var. Kıyamayan insanlarımız da ekolojik dengeyi tabii çok fazla düşünmeden göllere, nehirlere, denizlere bırakıyorlar. Birçoğunuz işte şurada pirana bulundu, burada şu bulundu, bu bulundu diye haberlere rastlamışsınızdır. İşte aslında bunlar da antropojenik, yani insan etkileri. İstilacı türlere ilişkin çarpıcı bir örnek, Clarias batrachus, dünyanın en önemli istilacı türlerinden biri. Resimde gördüğünüz balık ölmek üzere olan bir balık değil, hareket eden bir balık. Vücudunun alt kısmına bakarsanız yüzgeçleri kol gibidir ve bunları kolları gibi kullanarak çamurda, karada bile hareket edebilir bu canlılar. Zaten Afrika kökenli bir canlı ve orada bildiğiniz gibi kurak mevsimde sulak alanlar sadece hafif nemli çamurlar haline döner ve bunlar sünger benzeri solungaçlarıyla havadaki nemi bile su gibi kullanarak solunumlarına devam eder ve hayatta kalırlar. Manavgat Nehri'nde yaptığımız çalışmada oradaki DNA'ların %2,5'unun bu canlıya ait olduğunu gördük. Aslında burada çok önemli bir şey var. Belki aranızda balıklarla, balıkların latincesini bilen varsa, tablonun en üstünde Oncorhynchus micus olarak geçen de gökkuşağı alabalığı. Manavgat Nehri'nde ya da Türkiye'de aslında doğal olarak olmayan bir tür ama yetiştiricilikte en çok kullanılan tür. Elde ettiğimiz DNA'nın yaklaşık %52'si bu türe ait. Neden bu türe ait? Belki tahmin edebilirsiniz. Manavgat Nehri boyunca birçok alabalık çiftliği bulunmakta ve burada yoğun bir şekilde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılmakta. Özetlemek gerekirse nehirlerde yaptığımız çalışmaları, Türkiye'deki nehir sistemlerinde yaklaşık 10 bin kilometrelik nehir peşinde koştuk ve toplam 324 tane türün varlığını belgeledik. Bunları yaparken ağırlıklı olarak işte Sterivex filtreler dediğimiz kapalı filtrelerde 0.22 0.45 mikrometre poruna sahip filtreler kullandık. Genellikle balıklarda Avrupa'da ve dünyada altın standart metabar kodlama için 12S rRNA bölgesidir. Biz genellikle 12S rRNA ve barkodlama bölgesi olan sitokrom oksidaz 1 ile bunların hem metabar kod sonuçlarını hem de DNA lokal veri tabanlarını oluşturduk. 12 tane yeni, 2 tane de yok olduğu düşünülen tür bu çalışmalar sonrasında tekrardan ülkemiz envanterine kazandırıldı. Ha, bu çalışmaları yaparken birazdan anlatacağım. Diğer yan çalışmalar ortaya çıktı. Ne gibi? İşte göçmen kuşlar su samurlarının dışkılarından onların diyet analizleri, denizel ortamda metabar kodlama çalışmaları, mikroorganizmalardan ekstremofillerin özellikler tespit edilmesi ve birçok uluslararası işbirliği. Bu çalışma sonucunda biz bir de gerçek zamanlı ve web tabanlı bir izleme ve erken uyarı sistemi oluşturduk. Türkiye'nin kırmızıyla, burada sağ alt köşedeki haritada kırmızıyla gördüğünüz diğer ülkelerle ortaklaşa, sınır ortaklığı olan nehirlerinden ve Türkiye'nin sarıyla işaretli olanlar denize dökülen nehirlerinden, Türkiye'nin içerisinden geçen ve denize dökülen nehirlerinden sürekli örnekleme yapıyoruz ve buradaki durumu sürekli izliyoruz. Bizden yurt dışına hangi türler geçiş yapıyor, yurt dışından bize hangi türler giriş yapıyor, bunları takip ediyoruz. Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılan en geniş ölçekli e-DNA çalışması ve 1000'in üzerinde tür hedefliyoruz ve bu sayıya her geçen gün yaklaşıyoruz. %70, yani 700'e yakın bugüne kadar tespit yapıldı. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir çalışma. Denizel çalışmalara baktığımızda hani ölçek büyüklüğünü vermek açısından sağ alt köşede gördüğünüz İskenderun Körfezi'nin uydu fotoğrafı. Hani tersten bir görüntü. Kıbrıs Adası'nı görebilirsiniz orada. Hemen beyaz bulutların birazcık ilerisinde Kıbrıs Adası var. Yukarıda gördüğünüz o girinti de aşağıdaki fotoğraftaki girinti, İskenderun Körfezi. İskenderun Körfezi'nin yaklaşık olarak 2275 kilometre karelik bir alan. Burayı sizin balıkçılarla, işte ne bileyim teknelerle tamamını örneklemeniz, o örnekleri ayıklamanız, tanımlamanız, envanterini oluşturmanız aylar sürecek bir çalışma. Biz 2275 kilometre karelik alanda bu gördüğünüz istasyonlardan kıyı ve kıyıya çok yakın alanlardan iki kişiyle arazi aracımızla gidip örnekler alıp 2 gün süren örnekleme sonrasında
153 tane balık türü. Bunlardan 135'i kemikli, 18'i kıkırdaklı, yani köpek balığı ve vatoz türleri olmak üzere toplam 153 balığı 2 günde tespit edebildik. Bugüne kadar İskenderun Körfezi'nden tespit edilebilen en yüksek sayıda tür çalışması anlamına geliyordu. Burada önemli olan şey, unutmayın ki hani böyle büyük bir alanı iki kişiyle iki günde örnekleyebilmek. Bu gerçekten inanılmaz bir maliyet düşmesi. Bir başka çalışma Caretta Carettalar, tehlike altındaki türlerin izlenmesi, bir Avrupa Birliği ortak çalışması, işte Tunus, Libya, Mısır, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, tüm ülkelerin bulunduğu. Burada da biz Caretta Carettaların çıktığı ve çıkma ihtimali olan alanlardan çeşitli dışkı, toprak ve su örnekleri alıp bunların yumurtlama alanlarını bulmaya çalıştık, tespit etmeye çalıştık. Böylece 8 tane farklı yeni alanda da Caretta Carettaların varlığını ve yumurtalarının olduğunu tespit ettik moleküler yöntemlerle. Tabii moleküler yöntem bize yumurta olduğunu söylemedi ama biz sonrasında oralarda yaptığımız çalışmalarda yumurtaları da bulduk. Ve bunların koruma alanı ilan edilmesi için ilgili ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliğine geçildi. Türkiye'den de 2 tane yeni sahil koruma alanı olarak koruma altına alındı. Ve bu sayede bu canlıların hayatta kalmasına bizlerin de bir faydası oldu. Yani bu tür çalışmaların en önemli çıktıları aslında bilimsel makalenin dışında bu tür gerçekten bu canlıların korunmasına yönelik kararlar alınmasını sağlayan veriler olması. Reptilya sınıfı, yani bu tür canlılar içinde oluşturulan ilk eDNA referans kütüphanesiydi bu tüm dünyadaki. Balon balığını birçoğunuz duymuşsunuzdur, ünlü arkadaşlardan biri. Yine Akdeniz boyunca Tarım Bakanlığı'yla da ortak çalışmalarımızla bunların lesepsiyen bu göçmenlerin Akdeniz'de nerelere kadar yayıldığını ve nerelerde ne yoğunlukta bulunduğunu yine eDNA ile, bu sefer qPCR ile yoğunlukları içinde bir çalışma yaptık. Bunun sonrasında da işte su sıcaklığı, tuzluluk arası korelasyon bulduk ki, yani su sıcaklığı ve tuzluluğun arttığı noktalarda bunlar daha yoğun bir biçimde bulunuyor. Çünkü geldikleri yer olan Kızıldeniz'e daha çok benziyor. Bu sayede nerelerde bu canlıların daha çok yuvalandığı ve nerelerde bunlara yönelik eylem planlarının oluşturulması gerektiğine ilişkin veriler sağladık. Bir başka taşınan istilacı, gemilerin biliyorsunuz balast sınırı var. Mesela Brezilya'dan bir gemi yola çıkıyor. Çok büyük kargosu var, tonlarca. Bunu dengelemek için yükü ağırken su bırakıyorlar. Daha sonra yükünü bir limanda boşaltıyor. Mesela gelirken yolda işte ne bileyim bir yerde boşaltıyor. Türkiye'de boşaltıyor. Oradan Hindistan'a devam ediyor. Yükü boşalmışken bu sefer dengeyi sağlamak için balast tanklarını dolduruyorlar. Yani bu gemiler dev, çok büyük miktarda suları uluslararası olarak taşıyorlar. Bu suların içerisinde birçok bakteri ve birçok omurgasız, hatta balık türleri de taşınıyor. Bunların içerisinde bizim mesela özellikle tespit ettiklerimizden biri Ropilema nomadica, nomad jellyfish diye geçiyor. Dünyanın en istilacı türlerinden biri ve Türkiye'ye gelen tam 8 tane geminin balast suyundan aldığımız örnekte bu türlere ilişkin DNA'ları tespit ettik. Ayrıca oradaki liste, bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyor, belki çok küçük gözüküyor ama birçok bakteri ve virüs türüne de ilişkin çeşitli kalıntılar bulduk. Bunların detaylı yayınları şu an hazırlanmakta, olduğunda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sonrasında derin deniz gen bankaları üzerine bir çalışma vardı 2016 yılında Gibbons ve arkadaşları tarafından yapılan. Sadece Kuzey Denizi'nin Kuzey Denizi'nden bir L4 DeepSeq dizileme ile bugüne kadar dünyada tespit edilen tüm mikroorganizmaların %66,2'sini, yani yarısından fazlasını, hatta
pardon 2 bölü 3'üne yakınını 2 bölü 3'ü civarındasını tek bir dizlemeyle tespit edebildiler. Bunun üzerine denizlerin bu gen bankası şeklinde bu canlıları sedimentlerde tutup tutmadığı ve buralara yapılacak detaylı çalışmalarla deniz biyosferlerinin kalıcı gen bankaları olarak örneklenip örneklenmemesi konusunda çalışmalar artmıştı. Biz de o sırada ODTÜ Deniz Bilimlerinden Mustafa Yücel ve Korhan Özkan'la beraber onların bir projesi kapsamında hidrotermal bacalardan örneklemeler yapılıyordu. Biz de dedik acaba buralardan e-DNA örneği alabilir miyiz? Doku örnekleri alabilir miyiz? İşte robotik denizaltılarla buralarda yapılan örneklemeler sonrası hidrotermal bacalardan burada da ekranda gördüğünüz gibi çok farklı canlılara ilişkin diziler elde ettik. İki farklı örneğin burada hani ön verilerini koydu. Bunlar da şu an hazırlanıyor işlenme aşamasında ama baktığımızda 20 binin üzerinde dizi ve bunların içerisinden tespit edilen yaklaşık 10 bin tane farklı canlıya ilişkin elimizde şu an kayıtlar bulunmakta. Bunları bioinformatik olarak ayıklamakla meşgulüz. Mesela göç ve kolonizasyonun deniz genetik kaynaklarına etkisi konusu bugünlerde çok popüler. Özellikle böyle büyük deniz canlıları, deniz memelileri üzerinde oluşan resimde gördüğünüz gibi bunları tutunarak bu canlıyla geziyorlar ve siz bu canlıları takip ettiğinizde aslında gezdiği tüm noktalardaki biyoçeşitliliği bu canlının derisi üzerinden örnekleyebiliyorsunuz. Mesela kambur balinaların biyocoğrafyasına baktığınızda kırmızıyla işaretli alanlar bunların beslenme alanları, yeşille işaretli alanlar da bunların üreme alanları. Yani hemen hemen dünyanın tüm denizlerini sizin adınıza gezen gönüllü bir örnekleme gönüllüsü olarak düşünebilirsiniz kambur balinaları. Ve bu kambur balinalardan alacağınız sürüntü örnekleriyle özellikle omurgasız ve mikroorganizma mantar türleri üzerinde çok önemli çalışmalar şu an gerçekleştiriliyor. Biz de bir tanesine bir ortak olarak dahiliz ve bu tür çalışmalarla şu an çok önemli sonuçlar elde ediliyor. Benzer şekilde bu leatherback denilen deri sırtlı deniz kaplumbağaları da gördüğünüz gibi Atlantik Okyanusu'nun tamamında göçüyorlar ve kabuklarının üzerinde yüzlerce binlerce farklı mikroorganizma ve omurgasız canlılar taşıyorlar. Bunlardan alınacak örnekler de. Bu arada canlıdan hiçbir örnek almıyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Bu canlılardan alınacak örnek derken sürüntü örnekleri veya derilerinin üzerindeki o canlılara ilişkin kazıntı örnekleri. Canlıya hiçbir zarar vermeden sadece örnekleme sırasında maalesef interaksiyona girdiğiniz için kısa bir süreliğine stres oluşturma olabiliyor. Ama belki de hani bu minimum stres onlar için çok da büyük sıkıntı olmadığını umuyorum. En azından böyle olmasını umut ediyorum. Çünkü hiçbir canlıya zarar vermeyi doğru düşünmüyorum. Bir başka projemizde yüksek lisans öğrencilerimden biri Azur Adaları'nın yerlisiydi. Oradaki Azur Adaları'nda Atlantik Okyanusu'nun ortasında bu volkanik adalarda çok farklı canlılar bulabiliyor mesela. Buradaki bu takım adalardaki biz hem balık hem de diğer canlılara ilişkin literatürdeki ilk çalışmayı gerçekleştirdik. 2019'da Ankara'da yapılan Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Kongresi'nde sunulmuştu sonuçları. Yayını da şu an Adriana'nın tezi kapsamında hazırlanmakta. Yine ODTÜ'den Korhan Özkan hocayla beraber Türkiye'nin Antarktika ulusal seferlerinde yer aldık. Burada Antarktika'nın tatlı su ekosistemleri ve oradaki besin ağlarını incelemede oradaki canlıların dışkılarından özellikle işte penguen, martılar, oradaki diğer foklar gibi canlıların dışkılarından onların diğer canlılarla besin ağı ilişkilerini ortaya koymak için uğraştık. Sol üst köşedeki fotoğrafta Korhan Hoca'yı elinde dışkı torbasıyla penguenlerden taze örnekler toplarken görebilirsiniz. Herkes orada
güzel güzel selfiler ya da manzara fotoğrafları çekerken e-DNA çalışmanın bir dezavantajı da sürekli çok hoş olmayan örnek tipleriyle çalışma durumunda kalmanız. Uluslararası işbirliklerinden bir örnekte yine Amazon ormanlarında gerçekleştirdiğimiz, Amazon ormanlarının özellikle Amazon nehrinin tatlı su balıklarına ilişkin çok az veri var, moleküler veri var. Fransa ile işbirliği ve e-DNA, DNA Aquanet kapsamında bir işbirliğiyle oradaki biz şu an tatlı su balıklarına ilişkin bir e-DNA metabarkodlama çalışmasının yine ortaklarından biri olarak çalışıyoruz. DNA Aquanet dedim, Avrupa'daki en önemli networklerden bir tanesi ve amaç tüm Avrupa'daki akvatik ekosistemlerin moleküler izlemelerle ortaya koyulması. Bunun için birçok üniversite, birçok kurum, birçok sivil toplum kuruluşu çalışmakta ve bunları kullanmakta. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar klasik veya konvansiyonel diyelim. Klasik deyince bazı bilim insanları alınıyorlar buna. Klasiği kötü gibi düşünüyorlar ama aslında bu yöntemler özellikle e-DNA metabarkodlama klasik yöntemlere tamamlayıcı bir yöntem. Onun yerini alacak bir yöntem değil. Ama klasik ve moleküler yöntemler arası aşağıdaki 3 çalışmadan koyduğum grafiklere baktığınızda makro omurgasızlarda, diatomlarda ve deniz biyotik indekslerinde birbirleriyle örtüşmekte. Yani klasik yöntemlerle elde ettiğimiz sonuçları çok daha pratik moleküler yöntemlerle elde edip hatta üzerine bile çıkabiliyoruz. Peki artısı eksisi bunun nedir? Artılara baktığımızda daha yüksek tespit olasılığı en önemli artısı tabii ki. Maliyet verimliliğinden bahsettik. Türe spesifiklik, aradığınız türü direkt bulabiliyorsunuz. Artan taksonomik çözünürlük çok önemli. Tür seviyesinde mikroorganizmalarda bile tanımlama gerçekleştirebiliyorsunuz. İnvazif bir yöntem değil, çok farklı su tiplerinde uygulayabiliyorsunuz. Yani bunu bataklıklarda, içine giremeyeceğiniz nehirlerde, ağ atamayacağınız, örnekleme yapamayacağınız yerlerde, Antarktika'da bile gerçekleştirebiliyorsunuz. IAS olarak adlandırılan Invasive Alien Species, istilacı yabancı türlerin ve hastalıkların yayılma riskini azaltıyor. Çünkü örnekle birebir hiçbir zaman temasa geçmiyorsunuz. Peki eksileri neler? Bolluk ya da biyokütle dediğimiz analiz daha halen soru işaretlerine sahip. Canlının yaşam aşamaları ya da popülasyonun demografik yapısına ilişkin size çok bilgi vermiyor DNA metabarkodlama. Diğer biyolojik örneklemelerde bu verileri de elde edebiliyorsunuz. Hibritlerin tanımlanması noktasında genelde mitokondriyal genler kullanıldığı için ve bildiğiniz gibi mitokondriyal DNA maternal kalıtım gösterdiği için çok fazla hibritlerin tanımlanmasında değil de anne tarafını tanımlamada daha başarılı diyebiliriz. Hedef dışı veri çok elde etmiyorsunuz. Diğer çalışmalarda araziden işte elde ettiğiniz verilerle çok farklı sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Burada çok hedefe spesifik. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi artı mı eksi mi bilemiyorum ama ekstra bir data çıkmıyor. Referans veri tabanları sizi çok kısıtlayıcı oluyor. Özellikle şöyle söyleyeyim, siz ne kadar iyi bir çalışma gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, referans veri tabanında karşılığı yoksa onu karşılaştırabileceğiniz veya tanımlayabileceğiniz seviye kısıtlı. DNA taşıma ve kontaminasyon durumu eğer dikkat etmezseniz çok verinizi saptırabiliyor. Ve en önemli sıkıntı da tabii ki işbirliği ve vizyon eksikliği maalesef. İşbirliğinde biraz önce söylediğim gibi klasik yöntem çalışanlar moleküler çalışmalara çok sıcak bakmıyor. Vizyon olarak da halen günümüzde Türkiye'de bu çalışmalara halen tartışmalı yöntemler olarak bakılıyor ama aslında durum hiç de öyle değil. Biyolojik indekslerin geleceğine ilişkin yaptığımız bir çalışmada da bunların aslında ileride en önemli yöntem olacağı ve su çerçeve direktifi, yani su kalitesi izleme çalışmalarında da 2018'de Avrupa Birliği Komisyonu'na benim sunumunu yaptığım toplantıda bunların 2023'ten itibaren su çerçeve direktifi çalışmalarında tamamlayıcı yöntem olarak kanunen Avrupa Birliği ülkelerinde izleme çalışmalarına koyulacağı kararı alındı. Yayınlanan makale sayıları da zaten bunu gösteriyor. Dikkat ederseniz e-DNA çalışmalarına baktığınızda 2020 yılının sonunda yıllık çalışma sayısı, bunlar tabii basılan
ve Science Citation Index tarafından indekslenen dergilerdeki makale sayısı yıllık 200'ün üzerinde, şu an 300'ün üzerinde olduğunu biliyorum ben. Yani günde bir makale basılıyor neredeyse eDNA'ya ilişkin. Eskiden ben yüksek lisans yaparken bizim enstitüde böyle cihazlar vardı. Bu kadar büyük değildi ama dev Sanger dizileme cihazlarıyla yapılırdı. Bunlar artık birazcık old school kaldılar. Artık günümüzde arazide bu şekilde bir laptop ve ufak USB portundan yapacağınız dizilemelerle işte farklı yeni nesil dizileme teknolojileri çıktı. Ve bu sayede arazide bir yandan arazinizi yapıp bir yandan ham verilerinizi elde edebiliyorsunuz. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber bu ilerlemeyi takip etmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak önem kazanıyor. Günümüzde RNA özellikle çok büyük bir hızla gelmeye başladı. Biraz önce size bahsetmiştim. Balast sularında mesela canlı mı taşınıyor, onun DNA'sı mı, onu bilemiyorduk. Ama RNA sadece RNA'yı yakın zamanda bırakabileceği için canlılar, yaşayan bir canlıdan elde edebileceğiniz için RNA çalışmaları aynı zamanda yaşayan bir canlıya ait olup olmaması noktasında da ve tabii birçok başka noktada da transkriptomik analizlerde özellikle bize veriler sağlayacaktır. Baktığımızda şimdiye kadar yaptığımız 600'ün üzerinde iç su balığı, 400'ün üzerinde deniz balığı, 200'ün üzerinde omurgalılar, 200'ün üzerinde yine bitki, mikroorganizma ve virüs ve 300'ün üzerinde omurgasız canlıya ilişkin çalışmalar gerçekleştirdik. Popüler konular olması nedeniyle COVID genomlarını analiz eden grubumuzda kişiler bulunmakta. Türkiye'deki COVID mutasyonlarını, genomlarını ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Benzer bir şekilde şu an müsilaj konusunu biliyorsunuz çok popüler. Müsilaja neden olan planktonik canlıların, diatomların, alglerin, müsilajın olduğu ve olmadığı yerde hangi omurgalı omurgasız canlıların hangi yoğunluklarda bulunduğu, bunun nasıl değiştiğini yine müsilaj örnekleri, müsilajın bulunduğu yerden su örnekleri alıp bunlardan elde ettiğimiz eDNA metabarkodlama çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Pazartesi günü ilk sonuçlarımız çıkacak tür çeşitliliğine ilişkin. Bunları yine sizlerle paylaşacağız bir şekilde. Laboratuvarın web sitesinden ya da yayınlardan takip edebilirsiniz diyorum. Ve hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz, konulara ilgisi olan, bizlerle çalışmak isteyen, staj yapmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim adreslerinden bizlerle iletişime geçebilirler. Bu konularda sorularını bizlere iletebilirler diyorum ve sözü ev sahibimize bırakıyorum. Çok teşekkürler. Hocam, değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Daha gerçekten hem kendim adıma hem de tüm katılımcılar adına çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Oldukça bilgiler edindik. Dilerseniz soru bölümüne geçebiliriz. Lütfen. Hocam, eDNA metabarkodlama ekosistem ve biyoçeşitlilik izleme dışında hangi alanlarda kullanılabilir? Birazcık bahsetmeye çalıştım ama dediğim gibi eDNA metabarkodlama halk sağlığından astrobiyoloji çalışmalarına kadar her yerde kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse mesela biz Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden arıtma tesislerinden örnekler alarak atık sulardaki COVID virüslerini ne yoğunlukta bulunduğunu, yoğunluğun artıp artmadığını takip edebiliyorsunuz. Ya da günümüzde NASA mesela şu an dünya dışı yaptığı çalışmalarda gittiği yerlerden toprak örnekleri, kayaç örnekleri alıp bunların üzerinden yine metabarkodlamayla, ekstraksiyonla çeşitli farklı canlı gruplarına ilişkin izler olup olmadığına bakabiliyor. Yani moleküler olarak tanımlama ihtiyacı duyulan her türlü alana uyarlanabilir. O birazcık sizin hayal gücünüze kalmış diyeyim. Teşekkürler hocam cevabınız için. YouTube'dan bir soru alıyorum. Arkeolojide yerleşimlerindeki insanların, hayvanların, bitkilerin DNA'ları da çalışıyor. Bu konuda çalışma yaptınız mı? Evet, bu konuda iki tane TÜBİTAK projesi tamamladık. Özellikle Çeşme Bağlar Arası Urla'da Sualtı Arkeoloji Enstitüsü ile beraber oradan su altından çıkan
Örnek vermek gerekirse zeytinden fil dişine, kemik örneklerinden kabuklulara, insan kemik örneklerinden, yani çok geniş spektrumda örneklerle çalışıyoruz. Mesela fil dişi ne alaka diyebilirsiniz, Türkiye'de fil var mı? Bu Türkiye'nin, yani daha doğrusu o sırada Ege'de ticari ilişkileri, yani işte fil dişi bir sonuçta ödeme biçimi, nereyle ticari ilişkiler içerisinde olduğumuzu, o zamanki tarihe ilişkin bilgiler bile vermeye yarayabiliyor DNA metabarkodlama. Burada tabii antik DNA kısmı işin içine giriyor. O konuda da Türkiye'de çalışan çok daha tecrübeli gruplar da bulunmakta özellikle. DNA çalışmaları da, bu tür arkeolojik çalışmaları da tabii ki uyarlanabiliyor. Evet, teşekkür ederim hocam cevabınız için. Müsilaj ile mücadele DNA metabarkodlama yöntemi bize iklim değişikliğine bağlı değişiklikler ile mücadelede bir fayda sağlayabilir mi? İklim değişiklikleri ile ilgili mücadelede elde edeceğimiz verilerden bir tanesi DNA metabarkodlama ile elde edilebilir. Bu da biyoçeşitlilikteki değişim bilgisi. Tek başına DNA metabarkodlama ile tabii ki iklim değişikliğine yönelik bir şey yapmak çok mümkün değil. Ancak iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda biyoçeşitliliğe etki çok önemli bir parametre ve DNA metabarkodlama şu an günümüzde bunu en iyi ortaya koyabilen şey. Mesela bu müsilajda da en son konuşulan şey şu olmuştu takip edebildiğim kadarıyla. İşte müsilajın olduğu yerde E. coli artıyor, patojenler artıyor veya olduğu yerde balık olmuyor, omurgasız türler olmuyor, çeşitli yengeçler ölüyor vesaire gibi. İşte siz müsilajın yoğun olduğu yerde ve olmadığı yerde örnekler alıp bunların karşılaştırmasını yaparak gerçekten patojenlerde bir artış var mı ya da bunun kaynağı müsilaj mı değil mi, bunları ortaya koyabilirsiniz. Ve tabii ki iklim bilimcilerle çalışarak bunların modellemesini yapabilirsiniz. Teşekkürler hocam. YouTube'dan bir soru alıyorum. Hocam, popülasyon büyüklüklerinin belirlenmesi, yayılış alanı, bu alanda kaç bireyin var olduğunu nasıl çalışılıyor? Popülasyon büyüklüklerinin belirlenmesinde yeni nesil dizilemede sizin elde ettiğiniz datalar aslında iki önemli parametreden oluşuyor. Biri OTU dediğimiz operasyonel taksonomik ünite ya da eşleştirildiği zaman buna tür diyoruz, bir türle eşleştirildiği zaman, yani tür bilgisi ve kaç DNA kopya sayısı elde ettiğinizi buluyorsunuz siz. Buradan da dediğim gibi kopya sayısının oranından oradaki yoğunluğuna relative abundance olarak geçiyor bu. Göreceli bir bolluk analizi yapabiliyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse müsilaj örneğinden gittik diye söylüyorum. Müsilajın içerisinde işte %40 oranında şu plankton, %30 oranında şu mikroorganizma, %10 oranında bu gibi, onları bulunma sıklıklarına göre yine ortaya koyabiliyorsunuz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda, gün geçtikçe artan gen manipülasyonları çalışmalarının biyoçeşitlilik üzerine olası etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar görülmüş bir etkisi yok ama şu ana kadar tabii ki bunların gerçekten sonuçta laboratuvar ortamında olduğunu umduğumuz çalışmalar şeklinde. Ama şöyle bir şey var, tabii ki bu özellikle CRISPR teknolojisiyle beraber hızla artan bu gen manipülasyonları ekolojik dengede mutlaka bir sıkıntıya neden olacaktır. Hani çok basit bir örnek vereceğim size. Hani bugün bahçede yaşadığım bir şeyde, hani bahçede bir böcek grubundan kurtulmak istiyorsunuz bir ağaçtaki. Onun için yaptığınız bir çalışma sonrasında ben bugün başka bir tırtıl grubunda inanılmaz bir artış gördüm. Çok basit bir örnek belki ama siz müdahale ettiğiniz bir canlı grubu başka bir canlı grubunun artışı azalması şeklinde mutlaka bir etkisini gösterecektir. O yüzden milyonlarca, yüz binlerce yılda ortaya çıkan doğal dengeyi, ekolojik dengelere müdahale etmemek bence en iyisi. Çok teşekkürler hocam. Çalışmalarınızda Sanger veya NGS metotlarının neye göre belirleyip bu konuda analiz yapıyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, NGS metodu çoklu örnekle çalışıyorsanız veya işte meta barkodlama çalışıyorsanız tek seçeneğiniz olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü aynı anda milyonlarca okumaya ihtiyacınız oluyor. Sanger ise referans örneklerle çalışıyorsanız, yani o meta barkodlama sonrası elde ettiğiniz datayı karşılaştıracağınız referans veri tabanını oluşturmada doku örnekleri üzerinden kullanılacak çalışmalarda özellikle kullanılıyor. Ya da tek bir tür hedef, mesela atıyorum A gölünde X canlısı var mı diye bakıyorsunuz. Eğer elde ettiğiniz sonuçları Sanger dizilemeyle sadece o canlıya spesifik primerlerle taradığınızda Sanger dizilemeyi kullanabilirsiniz. Sanger dizileme hala doğruluk açısından NGS'ten çok daha üstün bir yöntem. Ancak kapasite açısından da maalesef şu an sadece tek örneğe ilişkin sonuç verdiği için yönteminizle doğrudan alakalı bir durum. Çok teşekkürler hocam. YouTube'dan bir soru daha alıyorum. Marmara Denizi'nde 124 balık türünden 7 balık türü kaldı deniyor. Bu 117 balık hala Marmara'da var mı? DNA'yla bulunabilir mi? Marmara Denizi balıkların sıklıkla geçiş yaptığı bir deniz. O yüzden bu genelde gazetelerde çıkan veya medyada çıkan bu tür haberler genellikle o seneki balık sezonuyla alakalı balıkçılardan elde edilen bilgilerle oluyor. Marmara Denizi'nde şu anda yapılacak işte Marmara Denizi güzel bir şekilde gridlere, karelere ayrılarak büyüklüğüne oranla yapılacak bir e-DNA çalışmasıyla mevcut balık popülasyonları çok rahatlıkla ortaya koyulabilir. Bu şekilde çalışmalar, benzer çalışmalar yapıyoruz. Hem hedef türlere ilişkin hem de genel biyo çeşitliliğe ilişkin. Bu tür çalışmalar Türkiye'de de bizim dışımızda da yapılmaya başlandı diye okuyorum, duyuyorum. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorum da arazi çalışmasına gitmeden önce o bölgenin araştırma için ideal bölge olduğunu önceden nasıl tespit ediyorsunuz? Öncelikle araziyi seçerken hani arazi olarak değil de biz önce bir problem belirliyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse istilacı türler. Bu istilacı türlerin size şöyle örnek vereyim. Mesela Ulaabat Gölü'nü neden seçtik? Oradaki Lepomis gibosus için tamamen şans eseri bir gün internette ya da televizyonda hatırlamıyorum bir haberde Ulaabat Gölü'nde güneş balığı bulunduğuna ilişki bir haber duydum. Daha sonra bu doğrulanmadı veya yalanlanmadı. Hani Ulaabat Gölü'nden böyle bir çalışma yaparsak bunun gerçekten olup olmadığını bulabilir miyiz diye. Yani ortaya bir hipotez koyuyoruz. Bu hipotezden sonra da bunu araştıracağımız yeri seçebiliyoruz. Veya genellikle biyoçeşitlilik çalışması yapacaksak tabii ki hedef olarak öncelikle biyoçeşitliliğin çok önemli olduğu ve çeşitli olduğu yerleri seçmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yaklaşım iki şekilde olabiliyor. Ya bir problem odaklı bir hipotez ortaya koyarak ya da biyoçeşitlilik hotspot denilen o sıcak noktaları belirleyerek. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorunuzda çalışmalarınızda Oxford Nanopore teknolojisini kullandınız mı? Evet, çalışmalarımızda Oxford Nanopore teknolojisini kullanıyoruz. Hem arazide Minion platformunu hem de laboratuvarımızda Gridion platformlarını kullanıyoruz. Şu an için okuma hata oranları birazcık daha Illumina veya PacBio gibi sistemlere göre daha yüksek olduğu için kısa bölgelerle tanımlamada çok pratik değil bizim açımızdan. Yani meta barkodlama çalışmaları için. Ama nanopore tabii ki uzun bölgelerin tüm genom analizlerinde çok daha büyük avantajlar sağlıyor şu an için. Özellikle Türkiye'de çok fazla olmayan genomik altyapıda cihaz yatırımını çok büyük bir cihaz yatırımı gerektirmeden Minion dedikleri bu USB cihazlarıyla bile dizileme yapmanıza imkan sağlıyor. Biz de bunu elimizden geldiğince hem uzun bölgeleri dizilememiz gerektiğinde kullanıyoruz hem de karşılaştırma çalışmalarımızda aynı DNA'yı farklı platformlarda dizileyerek platformlar arası da karşılaştırma yapmak için kullanıyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorum da Türkiye'deki biyoçeşitliliğin verileri, biyoçeşitlilik verilerinin depolandığı bir veri tabanı buluyor mu?
kimler ulaşabilir öğrenci projeleri için, açık mıdır? Biyoçeşitlilik projeleri için moleküler veri tabanı Türkiye'ye spesifik yok. Çeşitli Tarım Bakanlığı'nın çeşitli kurumlarının, yani mesela işte tarla bitkilerinin ya da Milli Botanik Bahçesi bunun için çalışmalar yapıyor. Ama biyoçeşitlilik moleküler veri dışında bir de bildiğim benim Nuh'un gemisi veri tabanı var. Eskiden şu an bilmiyorum çok kullanışlı, ya benim açımdan çok kullanışlı olmadığı için çok fazla kullanmadım ama bir kullanıcı adı ve şifre elde edip eğitim, yani üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine açıktı diye biliyorum. Ama moleküler veri tabanı istiyorlarsa hem Bolt veri tabanı hem de NCBI Gen Bankası ve EMBL veri tabanları tamamen open access, yani herkese açık erişimli kullanabilecekleri veri tabanları. Buralarda çeşitli anahtar kelimelerde Türkiye'yi kullanarak görsel grafikleştirilmiş halde bile Türkiye'deki biyoçeşitliğe ilişkin veriler mevcut ve çok rahat bir şekilde filtrelenip kullanabilir. Çok teşekkürler hocam. Örneklerinizde iyi bir DNA eldesi için nelere dikkat ediyorsunuz? DNA ailesinde sahaya göre verim değişiyor mu ya da canlıya göre? Çok değişiyor hem de. E-DNA metabarkodlamada, e-DNA çalışmalarının hepsinde en önemli şey zaten düzgün DNA elde edebilmek. Çünkü degrede bir DNA ile çalışıyoruz. Elde ettiğimiz filtreden geçen suda bizim filtremize kalan DNA, hücre dışı DNA olabilir, hücre içi DNA olabilir, kısmen degrede olmuş DNA olabilir. İşte mide içeriğinde mesela kısmi olarak sindirilmiş dokularla çalışıyoruz vesaire. Burada biz olabildiğince çok fazla miktarda filtrasyon yapıp olabildiğince çok DNA elde etmek istiyoruz. Daha sonrasında elde ettiğimiz DNA'nın içerisinde mutlaka ortam kaynaklı, özellikle toprak ve sudan elde edilenlerde işte humic asit benzeri inhibitörler de oluyor. Bunlar PCR reaksiyonunu inhibe ettikleri için bu inhibitörlerden uzaklaştırmak için birkaç tane ön işleme veya işte saflaştırma aşamalarına da tabi tutmamız gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Standart bir hayvan dokusundan standart bir DNA izolasyonu ile işte 1000 nanogram bölü mikrolitre civarında DNA elde edebilirsiniz. İşte karaciğer gibi mitokondrice zengin bir dokuda, DNA'cı zengin bir dokudan 10.000 nanogram civarında bile bir DNA elde edebilirsiniz. E-DNA çalışmalarında genellikle bu elde ettiğiniz miktarlar 1-2 nanogram bölü mikrolitre civarında oluyor. Hatta bazen eğer florimetrik olarak ölçmüyorsanız, spektrofotometrik olarak ölçüyorsanız eksi değerlerle bile karşılaştığımız oluyor. O yüzden DNA'da inhibitör etkisi e-DNA çalışmalarındaki en önemli kısıtlayıcı etkenlerden biri. Teşekkürler hocam. Endemik türlerin belirlenmesinde DNA dizilerinde hangi bölgeleri hedefliyorsunuz araştırmalarınızda? Endemik türlere ilişkin spesifik bir bölge diye bir şey yok. Genellikle barkod bölgeleri canlı gruplarına göre değişiyor. İşte bitkilerde RBC, RBCL, MATKA ya da TRNH gibi bölgeler. Hayvanlarda sitokrom oksidaz 1 bölgesi. Mikroorganizmalarda 16S bölgesi, mantarlarda ITS 18S bölgesi, yine omurgasızlarda sitokrom oksidaz 1 ITS bölgeleri. Yani bu birazcık şununla alakalı, çalışmanızı tasarlarken seçeceğiniz gen bölgesi referans veri tabanında karşılığı olan bir bölge olması lazım. Yani siz ne kadar iyi bir çalışma yaparsanız yapın, referans veri tabanında karşılığı olmayan bir gen seçerseniz sonuçta eşleştirme yaptığınız zaman hiçbir sonuç alamayacaksınız. O yüzden referans veri tabanlarına yönelik ön bir çalışma yaparak bunu doğrulamanız çok daha uygun olacaktır. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorum da, deniz kıyılarından alınan plastik örnekleri sonucu elde edilen mikroorganizmanın degradasyonda etkisi ne kadar verimli olmaktadır? Bir sorumuz var. Bir daha alabilir miyim soruyu? Deniz kıyılarından alınan plastik örnekleri sonucu elde edilen mikroorganizmaların degradasyonda, plastik degradasyonunda etkisi ne kadardır diye bir sorumuz var. Bunun etkisi,
Bunun etkisini bizim belirlememiz, yani benim çalışma alanımda bunun etkisini belirleyemiyoruz. Ancak birçok çalışma grubuyla birlikte ortak olarak denizlerde ve tatlı sulardaki mikroplastiklerdeki mikroorganizmaları tespit edebiliyoruz. Bizim burada yapabildiğimiz şey şu oluyor: mikroorganizmaların bulunma sıklığını tespit ederek daha sonra bunu ilgili alanda çalışan diğer bilim insanlarıyla paylaşıyoruz. Onlar degradasyon konusunda çıkarımları bizim sağladığımız bilgileri de kullanarak kendi modellerine yansıtıyorlar. Yani biz burada sadece bolluk ve hangi türler olduğu açısından onlara bir veri sağlayabiliyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuzda. Arazide elde etmek istediğiniz ekstremofil DNA'sı için e-DNA metabar kaplama için özel bir yöntem var mı? Bu konuda şu an çalışan bir ekibimizde yüksek lisans yapan bir arkadaşımız var. Ekstremofil DNA'sı için e-DNA metabar kodlamada biz sıcak su kaynaklarında termofiliklerle şu an mesela örnekleme yapıyoruz. Burada bizim için en önemli kısıtlardan biri kullandığımız filtrelerin ve kapalı filtrelerin porlarının ve filtreleri saran koruyucu kısmın plastik olması ve mesela 90 dereceye kadar olan sıcak sularda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. O yüzden bunlar bizim filtremize zarar veriyorlar. Kullandığınız daha doğrusu hedef aldığınız türe uygun örnekleme yöntemleri geliştirmeniz gerekiyor. Biz burada çeşitli soğutma işlemleri uyguluyoruz arazide veya işte laboratuvara getirip soğutup sonrasında filtrasyon gerçekleşiyoruz. Normalde kontaminasyonu minimuma indirmek, DNA degradasyonunu minimuma indirmek için arazide anında mesela filtrasyon yaparken bu tür canlılarda farklı yöntemlerle, işte filtrasyon olmazsa santrifüj temelli yöntemlerle DNA'yı o şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Son sorumuzu alıyorum. Ben tıp fakültesi Bülent Sandoğan hocamız söylemiş. Ben tıp fakültesinde okurken Ankara'daki derelerde hep kolera var denildi. Hiç kolera DNA'sı araştırdınız mı? Doğrudan kolera DNA'sı şeklinde bir araştırma yapmadık ama şu an atık sulardan yaptığımız COVID hedef aldığımız ama tabii ki yanında diğer birçok farklı hastalık etkenini tespit ettiğimiz çalışmalar var. Henüz sonuçları tam çıkmadı ama daha önce kolera etkenini tespit ettiğimiz balast sularından bir çalışma oldu. Hindistan'dan ve bir de Güney Amerika'da bir ülkedeydi. Sanırım ya Venezuela ya Şili. Oradan gelen iki gemide yüksek oranda kolera etkenine ilişkin DNA kalıntıları bulmuştuk. Şu an dediğim gibi Ankara'da atık su tesisinden elde ettiğimiz çalışmaların sonuçları henüz çıkmadı ama böyle bir şeye rastlarsak mutlaka bilgilendirme yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. En son olarak bizler gibi biyolojik bilimlerde eğitim alan öğrenciler için akademik ve bilim adına tavsiyeleriniz nelerdir? Sizlerden bunu da duymak isteriz son olarak. Öncelikle bu tür etkinlikleri düzenlemeye ve insanları bu şekilde bir araya getirdiğiniz için ben sizlere Bioinforange platformuna teşekkür ediyorum. Eskiden çok sıklıkla bu şekilde kendimizi ifade edemiyorduk ya da sizler sorularınızı doğrudan bu alanlarda çalışan kişilere yöneltemiyordunuz. Belki Covid'in tek faydası bu şekilde online platformların ve şeylerin hızlı bir şekilde artması oldu. Bu alanda çalışan arkadaşlarıma en önemli önerim şu olacak: öncelikle hedeflerini net belirlesinler. Hiçbir zaman hedef, yani zevk aldıkları konularda hedefler kendilerine belirlesinler. Çünkü ülkemizde de dünyada da akademisyenlik gerçekten kolay bir şey değil. O yüzden severek yapmadan çok fazla içinde bulunmak istemeyeceğiniz bir ortam diyebilirim size. O yüzden kendinize tüm olumsuzluklara rağmen sizi mutlu edecek konular, sizi mutlu edecek araştırma soruları bulmanızı tavsiye ediyorum. Ben onu yaptım. Gerçekten yoksa özellikle bizim gibi ülkelerdeki akademik ortamlarda çok fazla insan haksızlığa maruz kaldığını ya da
istediği şeylere imkan verilmediğini sıklıkla düşünebiliyor ki sıklıkla bunlar gerçek de olabiliyor. Ama önemli olan burada kendi konunuza tutunarak, kendi ekip arkadaşlarınızla uyumlu bir şekilde, kendinizi iyi hissettiğiniz bir ekipte çalışarak bunların hepsinin üstesinden gelebiliyorsunuz. Türkiye'ye baktığınızda dünyada çok önemli araştırmalar yapan çok önemli araştırma grupları bulunmakta. Bunların takip edin, bulun, bu laboratuvarlarda gidin, staj yapın, insanlardan tavsiye alın, farklı laboratuvarlar görün. Türkiye dışına gidin, Türkiye içinde kalın, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan dediğim gibi sevdiğiniz konuda, istediğiniz, güzel, uyumlu olabildiğiniz bir araştırma grubunda, bu herkese göre değişebilir, sevdiğiniz konularda çalışma gayreti gösterin. Gerisi birazcık artık şansa kalıyor diyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Hem davetimizi kırmayıp aramızda sizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Seminer verdiğiniz için ve soru cevap bölümünde oldukça bizler için bilgilendirici geçti. Sizlere teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Ben de davetiniz için ve güzel sorular için teşekkür ederim. Sonrasında da arkadaşlar çeşitli bizim web adreslerinden, e-mail yoluyla, sosyal medyadan her türlü sorularınızı keyifle cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Sizlerle tanıştığım için ve bu imkanı da sağladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam tekrardan katıldığınız için. Size sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Değerli katılımcılarımız, katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. 21 Haziran saat 17.00'da Profesör Doktor Savaştay, mikromühendislik metotlarının biyolojik sistemlerin analiz ve modellemesinde kullanımı konulu bir seminer gerçekleştirecektir. Bioinformatics platformu olarak etkinliklerimiz devam edecektir. Etkinlik duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Bilimle kalalım.